Hanımlar, beyler, selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Twitch yayınında konuştuğumuz fakat YouTube'da pek bahsetmediğim şu konu üzerine bir video hazırlamak istedim. Bu konuyla ilgili görüşlerimizin kayıt altında durmasını istedim çünkü gün geçmiyor ki Night online'da hani illegalite vesaire bir konu ay yuka çıkmasın da insanlar da a diye bildikleri şeylere şaşırmasınlar. Efendim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Abone sayımızda bak geçenlerde gösteriyordum size. Abone olmayıp izleyen kullanıcılar çok fazla aranızda. O yüzden bir abone olmayı unutmayın. Teşekkür. Bu slot satma mevzuları daha önceden yaşanan pardon daha önce yaşanmamış bir durum değildi. Öyle değil mi sayın arkadaşlar? Daha önceden Grel slotlarının satıldığını veya farklı farm slotlarının satıldığını ne bileyim ex taksi yap eks taksi yapılabilecek slotların satıldığını bir tabi biliyordunuz. Yani 2-3 tane şaklabanın çıkıp da biz bu slotu sattık, şu slota para verdik, aldık. Bu slotta bu kospu açtık, bu slotta şu şu şekilde tuttuk, koruduk. E, dendiğini ya pardon bu olayların söylenmeden önce olduğunu zaten bir tabi hepiniz biliyordunuz. Şimdi Bunlar konuşulmaya başlayınca neden insanlar şaşırıyor? Ben buna şaşırıyorum. Yani her gün Estant'a geldiğinizde 3 tane aynı adamın veya 4 tane aynı karakterin paramunda durması sizi şaşırtmıyor da o slotun satılması mı sizi şaşırtıyor? Ulan server açıldığından beri bu slotlar böyle. Hani bunu şundan dolayı söylemiyorum. Yani e, bu olayın normali diye değil. Siz olayı zaten normalleştirdiniz yıllarca. Senelerden beri bu olay normal gelirsiniz oturursunuz. Kosp olduğunu bildiğiniz halde o slotlara taksiye girersiniz. Hatta parasını verir XP'ni katarsınız. Bu zaten yaptığınız bir şey. Bunun neyine şaşırıyorsunuz? Bak burada şuna şaşırmanızı şaşırdım. E, derseniz ki yarın bir gün işte Entity Game para monsulatını komple kaldırdı bu yüzden. İşte ben buna şaşırdım. Bir oyuncu olarak para monsulatındaki kospun bitmesi bitiremiyorsa eğer veya farklı bir slotun kaldırılması hatta komple mesela Estant'taki biz farmı bitiriyoruz kardeşim. Burada bu saatten sonra Cene farmı, AFK farmı olmayacak demesine ben şaşırırım. O slota gittiğimde o karakterlerin orada kasıyor olması beni şaşırtmıyor. Çünkü zaten senelerdir dönem düzen bu. Ama adamlar kendi aralarında kavga etmişler bilmem ne olmuş. Coin bugünü anlatmışlar şunu yapmışlar bunu etmişler. Bunları anlatmaları, bunları ifşalamaları benim ilk defa gördüğüm şey değil. Aynı şekilde sizlerin de ilk defa gördüğüm şey değil. Bu Night Online'da tamamen yönetim ve oyuncu tarafından sıradanlaşmış bir durum. Yönetim bununla savaşıyor mu derseniz ben hiç zannetmiyorum. Ha belki savaşıyorlardır başıyla beraber. Tebrik ederim. Ama bu savaşta başarılı olduklarını söyleyemeyiz ki bunu net bir şekilde. Neden? <laughs> Mesela neden? Yani, yani Paramount slotunda neden 3 tane adam kasıyor? Zamanında hatırlarsınız bu slotta 8 karakter oturur. Baya parti şeklinde hepimiz burada cena açar kasardık. Sonra ne oldu? Sonra ne değişti? Sonra 4 tane karakter girdi Paramount slotuna. Bir priest, bir asas, 2 gör. Sonra hatta bir vargör fazlalık görüldü 3'e indirildi. Masraftan kısmak için. Tamam. Peki biz niye en kral itemlerle, en kral çarlarla bu adamların elinden bu slotları alamıyoruz. E çünkü sende o yazılım yok. Sende o kost yok. Ya yani çok basitinden iki örnek vereyim. Bir, Paramun'u adam oyun dosyalarıyla sadece oynayarak falan kor boyutuna getirebiliyor. İstediği yerden vurabiliyor. İki, param, Paramun'un ölme efektini kaldırıyor. Paramın kayboluyor öldüğü zaman. Sen şu yere düşme. Ölürken bu efekti görüyorsun. Bak, onda yok oluyor. Haramın diye bir şey yok. Kesiyor ve gidiyor. Buhar oluyor. Gibi. Bunun harici adamlar artık daha hani yazılım savaşlarına dönmüş. Yani bildiğin bak abartmıyorum. K2 döneminde kos, koslar savaşıyordu. Şu kos daha iyi. Bu kos daha bilmem. Bu kosmun işte e, şeyi daha düzgün. Bu kos bu metada kullanılır vesaire falan. Bildiğin o döneme döndük. Şu adamın kosmu bu adamın kosmundan daha hızlı olduğu için bu adamın kosmu bu adamın kosmunu yeniyor alıyor. Ya bakar mısın? Allah kitap aşkına tövbe ya Rabbi. Allah Bismillah, Elhamdülillah, dinimiz amin. Rezilliğe bakar mısın ya? Şeytu dönemine döndü. Kosburlar kostlar yarışıyor. Kimin kosbu daha hızlıysa o alıyor slotu falan. Bakın bu olayları bitirmek istiyorsanız sayın yönetim ekibi. Birincisi sizin çok ciddi bir şekilde bu oyundaki dosya bütünlüğünü korumanız gerekiyor. Nedir o dosya bütünlüğü? Sizin Oyun dosyalarınızın içerisindeki en basit yerde bir virgül değişikliğinde bile o adamı oyundan atmanız gerekiyor. Kaldı ki bu e, moblardaki animasyonları bilmemleri, kapatmasınlar, ölme efektleri kaldırmasınlar ya da işte ama bu başka bir moba çevirmesinler, daha büyük bir şeye çevirmesinler. Bu birinci önceliğiniz olmalı ve senelerdir yapmadığınız bir şey, yapamadığınız bir şey. Acil bir şekilde bunu bunu sağlamanız gerekiyor. İki... Eğer bu slotlardaki cost'u bitiremiyorsanız bu slotları kaldırın bitsin gitsin. Ama bunu neden kaldırılmadığını işte diyor, diyor diyorlar ki e Sinem buralarda ceni satıyorlardır da ondandır. Ben tabii ki ondan manyak. Şu slotun hiç hesabını yapmadınız. Ben size yaptım ne kadar kasıldığını. Sadece Zero'daki Pandora slotunun şey Pandora diyorum Paramon slotunun Pandora nereden çıktı lan? İki tane Paramon slotu var burada. Tamam mı? Bak hesap makinesi. İki slotta üçer tane karakter var diyelim her birinde. Bak 2 tane 6 tane karakter burada. 2 kamp var çarpı 12. Bak çarpı 12. 2 ırk var çarpı 24. 6 tane server var. Çarpı 6 144. 144 tane karakter günlük burada jenny yakıyor. E bunun masrafı ne? Günlük yaktığı jenny'in masrafı 149 cash 21.500 cash. Sadece mı slotu bu. Ve bu karakterin ayda yaktığı. Ayda yaktığı. 5. 643 bin keş. Yani sadece iki tane para Zero Server'ındaki yakılan keş miktarı bu. Harcanan keş miktarı bu. E bunu da 3200 keşe böldüğün zaman, buyurun vaziyet ortada. Kaç tane 3200 keş sattıkları. E şimdi bu slotlar niye bitmiyor? Ben onu çarpı mı yaptım lan bu arada? Pardon. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Şöyle düzden hesaplayayım 3200. Ha. Bu kadar aylık 3200 keş satıyor adamlar sadece iki tane para mı slotuna? E niye satıyorlar? E şey, niye 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 bu slotlar e, dönmeye devam ediyor? E bu yüzden ben sadece sana cenisini genis, hesapladım lan bunun hamurunu bilmem neyini. Hadi onları bastırıyorlar <laughs> Hadi premiumu bilmem neyi almıyorlardı. Bu sadece yakalan günlük ceni miktarı. Niye bu slotlar bitmiyor? İşte bunlardan bitmiyor. Çünkü şundan diyoruz bu slotlar kaldırılsa. Bu slotlar kaldırılsa X biter mi? Yo, gayet de çıkarız. Şeyde ne bileyim o CZ'de Titan'da kasarız. Ama CZ'de bile ben kost görüyorum ya. Ya daha 2-3 video geriye gidin. Bakın CZ'de adamlar ota falan böyle hani. Yanına karşı ırktan biri geldiği zaman karakter güp 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 tovn atıyor. Takır takır Dark Knight kesiyor orada. Ya Allah rızası için artık bir kıpırtı gösterin ya sayın yönetim. Şu, C, şu CZ'deki, şu Estat'taki Kospla alakalı bir müdahale gösterin. Sürekli bir GB çıkartalım, GB çıkartalım. Ulan buralardan Kospla giren, giren GB'yi ne yapacağız? Dazır dazır GB giriyor oyna Kospla. Bu kimsenin umurunda değilse, bu senelerdir zaten oyuncunun da umurunda değildi. De. Bugün konuşulur, yarın susulur, yarın başka biri çıkar, o, o zaman konuşulur, bugün susulur. Bu böyle devran devam eder yani. Ama şu imajı çizmek istiyorsanız biz Kost'la mücadele ediyoruz. E buyurun kaldırın. Valla bitirin ya Estant, Estant farmını bitirin. Kurunun yanında her zaman yaş yanıyor. İlk defa kurunun yanında yaşı da yakmıyoruz. Komple kapatalım Estant farmını. Bitsin gitsin. Çöp slotu da gitsin. Bilmem ne slotu da gitsin. Yani çöp slotunu çok mu zannediyoruz? HTB, HTC slotunun magelerin legal oldu. E legalse gidelim 4 tane mage bakalım çökelim kafalarına. Alabileceğiz mi slotu? Ellerinde. Kafasını alırsın. Neyi alıyorsun? Satyros'un legal olduğunu mu zannediyorsun? Veya ne bileyim şuraya e, Nightmares şey koyuyorlar. Legal mi? Gargoyle şey koyuyorlar. Legal mi? Hiçbiri değil oğlum. Hiçbiri değil. Bir adam bir sulutu elinde tutuyorsa insanlar da o sulutu elinden alamıyorsa bil, bil, ki bir sebebi var yani. Jenny Macro bir yere kadar acı. Şu mouse. Şu mouse var ya bu bir yere kadar. Bunlar bir yere kadar yani. Oyunun kendi yaptığı program da bir yere kadar. Bir yerden sonra artık iş tamamen illegaliteye dönmeli. Dönmek zorunda kalıyor hatta. Çünkü o slotu senden daha iyi itemlerle senden daha iyi e, karakterlerle alabilecek insanlar varken alamıyorsa bu sen, sendeki olan illegal programın o adamda olmayışı. Sende var bende yok. Ben nasıl alayım o slotu senden? Yani bende değil 8 ib eleme artı 10 ib taksam da Üstüme 9 metre setle de gelsem ben bu slotu kralı olsam alamam. Bir Asas olsam alamam. Varyor olsam alamam. Nasıl alayım? Türlü yazılımlar bilmem neyler. Senelerdir müdahale 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 mücadele 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 e, durum ortada. Ya bugün bakın gerçekten bu oyunda slot satılması ya iğrençlik artık. Harbiden iğrençlik. Şuna müsaade ediyorsanız deyin ki ya biz bunlarla başa çıkamıyoruz. Bunları bitiremiyoruz. Allah kahretsin. Kapatın bu slotları ya. Kaldırın. Kime ne lazım? Ama siz de haklısınız işte. Az önce hesabını yaptık. Bak gayet güzel bir para akışı var bu slotlarda. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bugün sizin bu satmış olduğunuz cash hesabı ne kadar da 200 tane 250 tane mi ayda 3200 keş satıyorsunuz şunlara. Emin olun buradan hani küstürdüğünüz o CZ'deki adamlar şunların harcadıkları bir aylık masrafı bir haftada yiyorlar. Bir haftada harcıyorlar. Bakın siz hala ee, bu adamlara değer verdikçe bu adamları bu oyunda barındırdıkça CZ'de az olan legal olan oynayacak olan oyuncuları küstürüyorsunuz. Bence asıl para onlarda değil bunlarda. Bunu bir düşünün. Evet sayın arkadaşlar. Yani mevzular bu şekilde. O coin mevzusunun da e, şöyle bir olayı var. CZ'deki seri görevini biliyorsunuz bir değil pardon değil diyorum. Seri görevi vardı CZ'de. X kastığımız yaklaşık 1 milyar yakın X veren bir görev var. Oradaki yaratıkları hani çağırma boss olan yaratıklarını şunu zaten kapağa da ekleyeceğim bunu. Şu yaratıkları abi. Bakınız buradaki bu yaratıkları seri bir şekilde çıkartıp coin bug'ı yaptıklarını iddia ediyorlar. Ve bu devam ettiği sürece de sürekli bir para girişi olduğunu siz de biliyorsunuz. Lakin bu mevzuyla alakalı da şunu söyleyeceğim. Bu tarz coin bugları vesaire falan filan işte ne olacak serverları şu kadar GB giriyor bu kadar bilmem ne oluyor falan diye. Düne kadar, düne kadar Steam serverında pelerin bugından hayvan gibi bir para girdiğini hatırlatırım sizlere. Ki ne kadar çabuk unuttunuz o günleri. Hayvan gibi bir para girmişti değil mi? Ve o paranın ne olacağı oyuncu tarafından işte ulan hani bu server bitti artık falan filan deniyordu. Bugün Zion'a baktığımız zaman abi Zion'daki GB fiyatı da aha burada. Yani fazla takmayı kafaya bazı şeylere bu oyunda çok hızlı düzeliyor, çok hızlı unutuluyor. Ee, ama sinek de küçük mide bulandırıyor. Evet, Night Online'ın son günlerindeki dönen konuşulan mevzuları bunlar. Benim şahsi olarak görüşüm, fikrim bu yönde arkadaşlar. Bence eğer bitirilmek isteniyorsa Esland farmı artık tiksindiren boyutundan kaldırılıp e, bitirilmeli bence. Esland diye bir farm yeri kalmamalı. Marodon'daki Kekonsulotu gibi Slotlar kalmamalı. Ve dropları artık öldürülmeli ki o slotlar artık cene bilmem ne açılmasın. Hani zamanında yönetim biz paranın peşinde değiliz. Bak şey sattık en fazla e, atak potunu red potu kaldırdık. İşte bakın anti sc'yi kaldırdık. Monster staff'ı kaldırdık diyorsanız siz madem paranın peşinde değilsiniz bunu zamanında bir tabi GM'lerin ağzından dinledik. Biterim bu slotları. Buradan jene satışından vazgeçin. Biz CZ'de size burada sattığınız Ceni'den fazlasını kazandırırız abi. Bu oyunun oyuncusu emin olun CZ'deki oynayan oyuncusu size bu slotlarda satılan Ceni'den çok daha fazlasını kazandırır. Benim fikrim görüşüm bu yönde. Evet oyunun durumu bu. Hala bu şekilde devam ediyor. Oynanıyor mu? Evet. GB değerli mi? Eh yani bu kadar olaya rağmen GB bir şekilde 400 liralarda e, kalmaya tutunmaya çalışıyor keş desen 140-150 lira civarında fiyatlar yani oldukça yüksek oyunda özellikle itham bakımından falan baktığımız zaman 1.9 Raptor 80-90 bin lira 100 bin lira demek ki oyunda oyuncunun herhangi bir şikayeti yok ama e, bu oyunu seven insanların çok ciddi midesini bulandıran da bir durumdur bu bilginiz olsun video bu kadardı kendinize çok çok iyi bakın Biraz sert gerçekçi konuştum ama kusura bakmayın biraz can yakmış olabilirim. Bay bay.